Teşekkürler efendim. Türkiye'nin en çok altın kazandıran, en çekişmeli, en lezzetli yarışması Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Herkese hayırlı haftalar efendim. Bereketli haftalar, sağlıklı, saatli, böyle çok güzel haberler alacağınız bir hafta olsun diyerek programımızı açtık. Dedik, bugün pazartesi, haftanın ilk günü. Yeni yarışmacılarımız var. Yeni bir gelinimiz, yeni bir kayınvalidemiz var. Yine efendim bugün gelinlerimiz yemekler yapacaklar. Kayınvalideler ve ben tabii ki tadacağız, puanımızı vereceğiz. Bakalım çeyrek altının sahibi kim olacak? Ama 5 gün boyunca en yüksek puanı alan gelin de cuma günü bizden tam 5 tane bilezik alacak. Şıkır 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 şıkır. Oh, bileziklerin sesini duyduk. Hemen efendim ben başvuruları hatırlatmak istiyorum. kanalde.com.tr. Bir de WhatsApp hattımız var, ezberleyemediğim bir türlü 5 haftadır. 539-570-3707 numaralı WhatsApp hattından da efendim başvurularınızı yapabilirsiniz dedikten sonra döndüm. Aa. Kimse yok. Nerede kiracı? Gelmedi daha. Kiracı nerede? Yok, ev sahibi, pardon. Ev sahibi olduk nerede artık. Nerede ki? Kiracı demeyin lütfen. Kiracı, pardon. Tabii, ev sahibi onları gelinler diyor. Ah Ayşeler vardı şurada, Ayşeler evet, vardı. Nerede? Ah böyle Ayşe teyze morları giymişti de. Döndüler artık evet, onlar memleketlerine gitmişlerdir, evet, değil mi? Tabii. Buraya gelen gidiyor dedi, bu masaya gelen ilk haftadan gidiyor dedi. Vallahi ama öyleydi, siz kuralı bozdunuz. Bozduk. Da bayağı gelin gitti herhalde, yanlış yok, anlayıp. Hazırlanıyordu, o görmedim. Eğlendiğini falan mı zannediyor acaba? Efendim? Eğlendiğini falan mı zannetti ya, acaba Aysu? Olur mu? Daha buradayız biz. Kazığı çaktık, aynen artık öyle. Buradayız biz. Gitmek yok. Vallahi öyle diyorlar. Nerede peki? Hazırlanıyordu, inanın. Ne hazırlanıyor? Ayrı ayrı hazırlanıyoruz ya, daha gelmedi. Yetişemedim acaba. Makyajım bitmedi, saçım bitmedi. Arkadaşlar Ayşe Hanım nerede? Bir alabilir miyiz Aysun? Hazırlandısı bakın. Yarışmacılarımız hazır, sunucu hazır. Aysun. Aysun Hanımcığım. Gelmiyor. Aysun. Ha. Olmuş o. Nasıl olmuş Manu Bey? Vallahi güzel olmuş. Sözünü tuttun. Sözümü tuttum. Asla kimsenin sözünün altında kalmam. Aha. Sözünün eri bir insanımdır. Bence sırf yediği lafların altında kalmamak için taktı o peru. Buna da bir şey deseydi artık gerçekten sözünde durmamış olacaktı. Zorla da olsa taktırdım. Çok mutluyum. Ben geçen hafta da söyledim. Eğer getirdiğin peruk yani güzel olsaydı takacaktım. Paraya kıydım aldım işte. Ha sen mi aldın peruğu? Evet. Ama vallahi siyahta sana gitmiş. Siz efendim yerinizi teşekkür alalım ederim, artık. Gelinim sözünü tuttu, peru taktı. Çok da güzel oldu, yakıştı. Öyle değilmiş diyenlere ders olsun. Güzellik dedik, peruklar dedik, güldük, eğlendik ama Ayşelerin yerine, Ayşeslerin yerine bakalım kimler geldi. Alalım mı buraya? Alalım. Merak ediyor musunuz? Evet. Vallahi kulağıma bir şeyler çalındı. Eyvah dedim. Eyvah dedim. Bakalım nasıl bir hafta bizi bekliyor. Şimdi efendim karşınızda gelinimiz Nurcan Hanım ve kayınvalidesi Havva Hanım, buraya alıyoruz. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, yemeği tabakta. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun efendim. Şöyle alayım sizi de. Heh. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hayır da yastıkla gelinmiş. Evet, biz bugün biraz hazırlıklı geldik. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Nurcan Dinçer. 36 yaşındayım. 16 yıllık evliyim. Maşallah. 13 yaşında bir kız çocuğum var. Allah bağışlasın. Bu yarışmayı uzun zamandır izliyorum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum burada olduğum için. 65 yaşındayım. İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Has ve has organik kayınvalideyim. Şimdi onlar düşünsün. Gönderdikleri kayınvalideleri mumla arayacaklar. Aslen Erzincanlıyım. Aha. 24 ayarım biliyorsunuz. Aha. Plakası 24 ayar altındır. Tabii. Altınları almaya geldim. Ben yastığımla geldim. O anlamadım, o dürbün yastık. Yani dürbünüm, gelinimi seyredeceğim nasıl yapıyor. Yani iyice görmem lazım onu. Oo. Bir de yastığımla geldim. Duyduğuma göre kiracıları falan çıkaracaklar herhalde buradan. Ben 22 yıllık emlak danışmanı olarak Emlakçısınız. Evet, emlakçılık yapıyorum. Mekanın sahibi geldi vallahi. Evet, mekanın sahibi geldi. Yastığımı da onun için getirdim. Çünkü rahat etmem lazım. Ha. Yani kalacağım için. Buradasınız. Buradayım inşallah. Bakalım. Yastığımla birlikte. İnşallah. Böyle. İnşallah efendim. Göreceğiz. Yeni masanız hayırlı uğurlu olsun diyerek sizi efendim yerinize alıyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Bunu buraya koyuyorum. Herkese. Bana laf söyleyene batıyorum. Şimdi gelinler ve kayınvalidelerim. Artı bir. Niye? 16 yıldır aynı evde yaşıyorlar. Gelinin elinden her akşam mutlaka gündüz vakti de yemekler yenildi. Siz beraber olmadı aynı evde. Siz de aynı evde yaşamadı. 6 aydı. Sizin hiç yok daha burada tanıştınız çünkü kayınvalideyle. Anne dediniz ilk defa. Göreceğiz yani. Bu hafta zor. Bakalım göreceğiz ama yemeğe geçelim yavaştan. Bakalım bugün gelinler efendim bizlere ne yemek yapacaklar? Sayalım mı? Evet. 5, 4, 3, 2, 1 açtık. Daradadam. Daradadam. Fellak köftesi mi? Köftemiz. Fellak köftesi. Bakalım köfte mi başka bir şey mi? Tahminleri alalım. Sulu köfte, fellak köftesi. Eşli köfte olabilir. Sulu köfte olabilir. Köfteli bir şey olduğu kesin. Yok ama sulu. Sizde var mı tahmin? Fellak köftesi. Fellak köftesi. Ama yok. Aramızda Antakyalı var mıydı? Antakyalı ve Antakya'da daha önceden yaşayan... Antakya değil, Adana ben ama Antakya köfte demek. Şimdi efendim Antakya'ya özgü, Antakyalıların da çok yaptığı bir yemeği bugün yapacağız. Hatta 2 yemek yapacağız. Ama aynı tabağın içinde... Aynı tabağın içinde servis olacak. Arap kebabı ve patates köftesi. Hemen tarife geçeyim mi malzemelere? Evet, geçelim. Hemen defterlerimizi açtık. Efendim, önce patates köftesi için sayıyorum. 1 adet patates, 1 su bardağı ince bulgur, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım adet soğan, 1/2 adet soğan, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay bardağı ise zeytinyağı. Şimdi Arap kebabına geçeyim. Arap kebabı için malzemeleri sayıyorum. 200 gram dana kıyma, yine yarım adet soğan, 3-4 tane sivri biber, 1 adet domates, yarım demet maydanoz, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı ise karabiber. Malzemelerimiz bunlar. Aynı tabağın içinde 2 farklı aslında şey yiyeceğiz. Ama tabii ki böyle bandıra bandıra yenilen bir yemekmiş. Ama bizim mutlaka çatalımız, kaşığımız olacak yanında. Çünkü böyle bir zamanda elle yemek biraz tehlikeli gibi geliyor bana. Şimdi bir de tabii ki sürprizim olacak ilerleyen dakikalarda. Göreceğiz bakalım. İlayda ve Zeynep bu konularda bayağı tecrübeli. Sen de bir haftadır tecrübe edinmişsindir. Geçen hafta ne sürprizler yaptık. Evet. Ama bakalım efendim Nurcan Hanım alışabilecek mi gelinlere? Hep beraber göreceğiz. Ben sizi kayınvalidelerinize 90 saniye baş başa bırakıyorum. Tüyo için. Hazır mısınız? Hazır. 5, 4, 3, 2, 1. Kayınvalidelerle buyurun. Zaten köfte olacağı için içine sinmesi lazım. Herhalde onu püre açacağım. İçine alırım. Ondan sonra neydi? Patatesi alıyorum. Haşlatacaklar mı? Rendeletecekler mi? Onu rendelersen olabildiğince her şeyi ince. Biliyorsun bildiğimiz yaptığımız bir yemek değil. Yapmadık daha önce. O yüzden bunu şeyini iyi dinle. Güzel olarak iyi dinle. Gerekli iyi anla. Soğanları küçük doğrayacağım, halledeceğim. Arap kebabında da şey yaparım, maydanozları için atınca daha fazla şey yaparım. Yani önemli olan iyice birbirine şey yapman, özdeşleşmesi önemli olan, anladın mı? Biliyorsun zaten sen. Aynen öyle. Haşlayacak. Haşlama uzun sürer sanırım ama rendeleyeceğim, hepsini karıştıracak. Kıyma ayrı köfte olacak. Domates de herhalde yanına bir... Onun içinde de çok cıbık olduğuna mı girecek acaba? 5, 4, 3, 2, 1. Süremiz bitti. Süremiz bitti. Kayınvalilerden tüyoları aldık. Önemli tüyolar mutlaka vermişlerdir. Ama sanki siz kayınvalideye tüyo vermiş gibisiniz. En çok ben sesinizi duydum. Evet, ustalığından ileri geliyor işte. Ben 16 yıllık evliyim, 16 yıldır mutfakta benim. Kayınvalidem çalıştığı için bütün yemekleri ben yapıyorum. O yüzden yani daha usta olabilirim ondan. Evet. Wow, eyvah. Daha ustayım. Eyvah, ondan göreceğiz. İnşallah. O zaman efendim kayınvalideleri ben odalarına alayım. Haydi buyurun efendim.